Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle YKS'de barajların genişletilmesi, baraj engelinin arkadaşlar değiştirilmesi hakkında biraz konuşacağız. Bizi takip edenler arkadaşlar görmüşlerdir, bir haftadan beri, yani bir hafta olmayabilir belki, 3-4 günden beridir arkadaşlar. Barajların değiştirilmesi gerektiği ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Gerek Instagram adresimde, gerekse YouTube'da arkadaşlar, barajın değiştirilmesi gerektiğini, en azından bu sene için esnetilmesi gerektiğini birçok kere anlattım. Instagram'da hikayelerde her gün hikaye yapıyorduk arkadaşlar ve bununla ilgili zaten YouTube'da bir Change.org sitesinin arkadaşlar bununla ilgili baraj engelinin değiştirilmesi ile ilgili yaptığı bir oylama vardı. O oylamayı da destek amacıyla bir video çektim. Onu izleyenler bilirler arkadaşlar. Dolayısıyla baraj engelinin değiştirilmesi sizin kadar bizi de mutlu etti. Yani bunu biz bir zafer olarak görüyoruz. En azından bir güzel gelişme olarak görüyoruz. Merak edenler için arkadaşlar Change.org sitesinde baraj engeli 240 bin baraj sıralaması kalksın diye Instagram'da paylaştığım arkadaşlar ve hikaye yaptığım, gönderilerimde paylaştığım bir şey. Bununla ilgili YouTube'da bir video çektim, siz bilirsiniz. Bunları neden anlatıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Yani bu şu demek, eğer tepkilerinizi doğru ortaya koyarsanız, kendinizi güzel ifade ederseniz önünüzdeki engeller bir şekilde kalkacaktır. Bunun ortak bir tepkiye dönüşmesi gerekir bazı şeylerin. Dolayısıyla ortak bir tepkiye dönüştüğü zaman görünür hale gelecektir ve değiştirilmek istenecektir. Bu önemli bir şey. Barajların değiştirilmesi, engelin genişletilmesi bize neyi ifade ediyor arkadaşlar? Ona bakalım şimdi. Yeni barajlar nedir arkadaşlar? Tıp için önceden 40 bindi, şimdi 50 bin oldu. Hukuk fakültesi için öncesi 150 bindi, şimdi 190 bin oldu. Mimarlık 200 bindi, 250 bin oldu. Mühendislik ve öğretmenlik arkadaşlar, eğitim, öğretim 240 bindi, 300 bin oldu. Yani barajlarda tıp için 10 bin, kalanlarda 40 bin, 50 bin, 60 binlik bir oynama var. Bunun bize getirisi ne? Barajların değiştirilmesinin bize faydası ne arkadaşlar? Esnetilmesinin. Bu barajların esnetilmesi sadece bu sene için mi geçerli? Hayır arkadaşlar. Aksi belirtilmediği sürece barajlar bundan sonra böyle gidecektir. Peki bize faydası ne arkadaşlar? Yani tıp için zaten çok bir şey değişmeyecekti ama 50 bin olması bence güzel bir gelişme oldu. Yani tıp fakültesine ilk 50 bine giren bir öğrenci, 45 bini mesela olan bir öğrenci tıp fakültesini kazanacak demek değildir arkadaşlar. Bu şu demek, tıp fakültesini tercih edebilir. Ama diyelim ki tıp fakülteleri en fazla 25 binine kapatırsa yine tıp fakültesini kazanamaz. Aynı şekilde diyelim ki bir öğrenci 180 bindeydi. Normalde hukuk fakültesi için 150 bin şartı aranıyordu. O zaman hukuk fakültesini tercih edemiyordu. Ama şu an 190 binde, yani 190 bin hukuk fakültesi için. Dolayısıyla kendisi 180 binde olduğu için, yani ben hukuk fakültesini kazanabilirim demek yanlış arkadaşlar. Yani bilemezsiniz hukuklar kaçta bitecek, kaçta kapanacak. Diyelim ki hukuk fakülteleri 160 binde kapanırsa yine kazanamaz. Yani bu sizin hukuk fakültesini tercih edebileceğiniz anlamına gelir. Kazanacağınız, kesin kazanacağınız anlamına gelmez arkadaşlar. Ve barajlar bundan sonra bu şekilde devam edecektir. Aksi belirtilmediği sürece. Peki bize faydası ne arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar siz biliyorsunuz. Yığınsal tabloyu anlattım ben. Yığınsal tablodaki amaç neydi? Yığılmaların nerede olduğunu bize gösteriyordu. Yığılmalar neredeydi en çok? 190 bin, 200 bin, 250 bin ve 300 binler arası, yani 200 ile 300 bin arasında çok ciddi yığılmalar vardı. Yığınsal tabloya bakarsanız, onunla ilgili benim çektiğim videoya bakarsanız arkadaşlar görürsünüz. 200 bin ile 300 bin arasında çok ciddi yığılmalar var. Yani belki 200 bin ile 300 bin arasında arkadaşlar 20 puan oynuyor ama 20 puana 100 bin kişi fark ediyor. Dolayısıyla bu çok ciddi sorun oluşturuyordu. Yani öğrencileri artık virgülle yerleştireceklerdi. Yani ne demek? Mesela biri 220,95,68 puan almış olsun. Diğeri 220,95,69 puan almış olsun. Bazen virgüller 4 haneli, bazen 5 haneli olacak şekilde olacaktı. Yığılmalar çok fazla olduğu için. Bunu biraz rahatlattılar arkadaşlar. Bir de şöyle bir rahatlığı var bunun. Diyelim ki öğrenci 220 binde olsun. Normal şartlarda 220 bindeki bir öğrenci mimarlığı tercih edemiyordu. Mimarlığı tercih edemediği için
farklı alanlara yönelmek zorunda kalıyordu. Dolayısıyla farklı alanlarda yığılmalar oluyordu. Ama şimdi bu öğrencilerin bir kısmı mimarlığı tercih edeceği için o diğer alanlardaki yığılmalar bir nebze azalacaktır. Bir de şöyle bir faydası var arkadaşlar. Eğitim fakülteleri yani öğretmenlik fakülteleri, mühendislik fakülteleri, mimarlık fakülteleri boş kalacaktı normal şartlarda. Bu barajları genişleterek bu kontenjanların dolmasını arkadaşlar sağlamak istiyorlar. Çünkü kontenjan açmışlar. Diyelim ki 100 kişilik öğretmenlik kontenjanı açmışlar matematikte. Ama 50 kişi geliyor, 100 kişi gelmiyor. Dolayısıyla bu da yazık olacaktı kontenjanlara. Bu şekilde bir faydası var arkadaşlar. İyi mi oldu? Bence çok güzel oldu. İyi oldu arkadaşlar. Yani en azından arkadaşlarımız için mesela 250 bine, 300 bine bu aralıktaki arkadaşlarımız için farklı imkanlar doğdu. Yani mühendislik de yazabilecek artık, mimarlık da yazabilecek artık, öğretmenlik de yazabilecek artık. Normalde bunların hiçbirini yazamıyordu ama şimdi bunların üçünü de yazabilecek artık. Önünde 3 tane farklı imkan ortaya çıktı demektir. Bu şekilde arkadaşlar yığılmaları önlemek için ve kontenjanlar boş kalmasın diye yapılan bir şey. Hepinize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Umarım istediğiniz güzel bir sonucu kazanırsınız arkadaşlar. Bizi takip etmek isterseniz Instagram adresimiz NBA Hanifi Hoca, oradan bizi takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki rehberlik videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.